Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta düzenlenen Uluslararası Korkut Ata Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Törende TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filmi en iyi yönetmen ödülünü aldı. Türk soyun ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Korkut Ata Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalde Türkiye'yi uzun metraj film dalında temsil eden TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filmi en iyi yönetmen dalında ödüle layık görüldü. Yakın tarihimizin bu kadar önemli bir şahsiyetini, hayatından bir kesiti, biyografisini, onun kurduğu cümleleri doğru anlatmaya çalışarak bir film yapmaya çalıştık. İnşallah bunun gibi birçok tarihimizdeki önemli kahramanların filmini yaparak hem kültürümüzü, hem bu topraklardaki değerleri gençlere anlatabileceğimiz fırsatlarımız olacak diye düşünüyorum. Filmi izleyenler arasında Doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet de vardı. Bu filmin çekiminde MCG'ye, Kültür Bakanlığı ve TRT'ye teşekkür ediyorum. Sadık Ahmet ölmediğine inanıyorum. Bu filmle yaşayacak, yeni nesillere daha güzel mesajlar verilecektir. Biz bu Sadık Ahmet'le Türklük için bedel ödeyen bir aileyiz. Yaşadığım bütün zor günleri bugün bu ödülü aldıktan sonra unutmak istiyorum. Sadık Ahmet yaşasaydı keşke bu günleri görseydi. Her zaman Türk dünyasında Türklerin birlik beraberlik içerisinde olmasını isteyen bir insandı. Yaşasın Türk dünyası. Yaşasın Sadık Ahmetler. 20 filmin yarıştığı festivalde Türkmenistan ve Özbekistan ortak yapımı Mahtum Kulu Firaki ise festivalin en iyi filmi seçildi. Türkmen edebiyatının kurucusu büyük Türkmen şairi Mahtum Kulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönemi vesilesiyle Özbekistan'la ortak bir yapım gerçekleştirdik. Filmde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Korkut Ata Film Festivali ile Türk dünyasında sinema alanında işbirliğinin artırılması ve kültürel değerlerin beyaz perdeye taşınması amaçlanıyor.